Evet, şimdi size 25 fizik kitabından önemli gördüğüm soruları başlayayım çözmeye. Şimdi bakalım. Verilen nicelikleri temel ve türetilmiş büyüklük olarak sınıflandırınız. Şunu yapmanızı daha çok isterim. Sınıflandırırken bildiğiniz bütün bilgileri buraya kusmanız daha güzel. Neden? Burada temel türetilmişi sormuş, yarın birimini sorar ki soruyor. Onlardan da bahsedeceğim aklıma geldikçe. Şimdi basınç. Basınç özellikle temel ve türetilmiş büyüklükleri anlatırken en çok şaşırtmak için kullanılan niceliklerden birisidir de mutlaka söylerim ve bakın burada da seri başı yapmış. Şimdi basınç türetilmiş bir büyüklüktür. Türetilmiş artı skalerdir. Ve birimi Pascal'dır ama Pascal'ın geldiği yer şudur. Newton bölü metrekare. Bu üniversite sınav sorusu arkadaşlar. Üniversite sınav sorusunda şunu söyledi. Newton bölü metre olarak verdi ve yanlış cevaplardı. Ama en çok işaretlenen şıklardan birisi olarak karşımıza geldi. Bu da tam böyle öğrenemediğinizi gösteriyor. O nedenle bakın her şeyini yazmanızı istedim. Hız, yine hız türetilmiş artı vektördür. Zaten V ile gösterip üstünde ok vardır. Vektördür. Birimine de metre bölü saniye yazalım. Şimdiden dursun. Uzunluk nedir? Temel artı skaler artı birimi nedir? Metre. Sıcaklık temel skaler birimi Kelvin. Bunu da çok sorarız. Hacim türetilmiştir. Türetilmiş artı skaler diyelim. Birimi ne? Metreküp. Akım şiddeti temel skaler. Birimi ne? Amper. Amper metre ile ölçülür. Bak bildiğim her şeyi yazıyorum. Ve amper metre devreye nasıl bağlanıyordu? Seri bağlanır. Burada bakın hem 10. sınıf hem de 9. sınıf akım şiddetiyle ilgili her şeyi bilip bilmediğini görmüş olduk. Sürat türetilmiştir. Türetilmiş. Skaler. S'den aklınıza gelsin. Birimi metre bölü saniyedir. Bu da bizim için önemli. Bakın hızın da birimi metre bölü saniye. Demek ki aynı birimi hem skaler hem vektörel niceliklerde kullanabilirmişiz. Böyle de soru var. Hangi fiziksel niceliklerin birimleri aynıdır diye soruyor. Ya da aynı birimleri kullanan skaler ve vektör söyleyiniz diyor mesela. İşte mesela metre bölü saniyeyi kullanan hemen ne diyeceğiz? Hız, vektör, sürat, skaler. Metreyi kullanan yer değiştirme, vektör, alınan yol, skaler. Uzunluk, skaler, metreyi kullanıyorlar mesela gibi. Hem Newton metreyi mesela. Şuraya Newton metreyi kullanalım. Newton metre enerji olarak kullanırsan skaler. 12'de 11'de anlatıyoruz. Tork olarak kullanırsan vektör. Torkun vektör oluyor. İkisinin de birimi Newton metre gibi. Böyle şeyler çok önemli bizim için gelebiliyor. Mesela temel olanları ne yapın? İşaretleyin demiş. Burada yine bütün her şeyi açıklayacağız. Bu arkadaş türetilmiş kuvvet, türetilmiş birimi Newton'dur. Geçen senenin sınav sorusu. Arkadaşlar mutlaka kuvvetle ilgili bir soru gelir. Türetilmiş. Işık şiddeti temel büyüklüktür. Birimi kandeladır. Yüzey alanı metrekaredir. Temel büyüklük değil, türetilmiş büyüklük. Madde miktarı temel büyüklüktür. Zaman temel büyüklüktür. Zamanın birimi saniyedir. Dakika ve saat verirseniz kandırmaya çalışırım. İvme türetilmiş büyüklüktür. Birimi metre bölü saniye karedir. Sınavlarda çıkıyor. Kütlenin birimi kilogramdır. Temel büyüklüktür. Gücün birimi watt'tır arkadaşlar. Elektrik faturalarında görürsünüz. Türetilmiş büyüklüktür. Isının birimi
sıcaklıkla karıştırılır. Isının birimi jüldür ya da kalori. Biyolojide kalori, fizikte jüldür, türetilmiş büyüklüktür. Öz kütlenin de birimi kilogram bölü metre küptür ama en çok sorularda gram santimetre küp kullanırız. Şaşırmayın. Kullandım diye o onun birimi değil. SI birim sisteminde kilogram bölü metre küptür. Ve burada da 4 tane temel büyüklüğümüz var. Diğerleri türetilmiş. Ve türetilmişlerde ne olabiliyordu? Hem skaler hem vektör olabiliyordu. Öz kütle skaler türetilmiş. Isı skaler türetilmiş. Güç skaler türetilmiş. İğme vektör türetilmiş. Kuvvet vektör türetilmiş. Yüzey alanında skaler türetilmiş diye ekleyebiliriz. Yine şurada PET CT var. Bu da AYT fizik sorusudur. Tanımını verdi, ismini istedi. PET diyorsun, geçiyorsun. Yani al sana bir AYT sınav sorusu. Katı ay fiziği ile ilgili mi? Nükleer fizikle alakalıdır arkadaşlar bu. Nükleer fizik. Dolayısıyla 4 olan şıkları eliyorum. Sonra güneş pili katı ay fiziğinindir. 3 olanları alıyorum. Bu da gitti. Akıllı telefon ve uydular yine katı ay fiziğinindir. Denizli diyoruz. Yine fiziksel niceliklere bakın. SI birim sistemine göre sırala demiş. Ve üniversite sınav sorusu arkadaşlar kuvvet Newton diye geldi. Ve cevap kuvvet ve Newton. Bakın burada bir tane soru var. Bu soruyu yapan üniversite sınavına girdiğinde çok rahatlıkla o soruyu yapabilir. Yine kilogram kütlenin uzunluk metrenin hızın da birimi metre bölü saniye olarak işaretleyebiliriz. Devam edersek verilen fiziksel büyüklükler hangisi vektörel büyüklüktür diyor. Zaman ne dedik? Skaler, kuvvet vektör, sıcaklık skaler, hız vektör, kütle skalerdir. Dolayısıyla 2, 4 diye işaretleyebiliriz. Bilimiyle ilgili daha önceki senelerde çıkması muhtemel sorulardan bir tanesi de buraya bir tane örnek olarak almışım. Önceleri doğa felsefesinin içinde olan bir doğa bilimiydi. Evet. Değişmez, kesin kanunları, kuralları olan bir bilim dalı değiliz. O kadar da katı değiliz. Madde ve enerjinin etkileşimiyle ilgileniriz. Cevabımız Ceyhan olacak. Yine bakın, vektörel hangisi vektöreldir diye sormuş. Şu mutlaka skaler, 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 skaler. Bakın basınç yine var. Skaler vektörlerde hız ama V üzeri vektörle gösterilir. Basınç P ile gösterilir. Kütle M ile gösterilir. Sıcaklık büyük T ile, zaman da küçük T ile gösterilir. Böyle bir sorularda da bunları mutlaka kullanalım. Fizik bilimiyle ilgili olarak demiş. Hangileri doğrudur? Yine gözlem deneye dayalı bir bilim dalıdır. Bakın bu üniversite sınav sorusu arkadaşlar. Bu soruyu yapan arkadaş üniversite sınavının na girmiş gibi oluyor. Ve bu soru kitabın sorusu ve ben kitaba onun için çok önem veriyorum. Doğada gerçekleşen olayları bilimsel düşünceyle açıkladık. Yapılan çalışmalar sonucu diğer disiplinlere de yansıtılır ve böyle bir gelişen canlı bir bilim dalıyız. Bisikletle okula 10 metre bölü saniye süratle gitti. Yere 200 Newton'u kuvvetle bastı ya da uyguladı. Bir ders saati 2400 saniye. Kapı kolu 2,2 metre olarak kapının boyu ölçüldü. Rüzgar da kuzeyden güneye 60 kilometre hızla esiyordu. Kuvvet. Bakın, burada temel ve türetilmişleri ayırın dediğinde sürat türetilmiş. Şöyle ikiye bölelim. Şuraya ne yazacağız o zaman? Sürat.